kendisinin bilgisi var. Tamam abi, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Eğitim süreçlerinde yani her yıl yazları olsun, 15 tatilde olsun, benim öğrenci arkadaşlarım işte tatile gezmeye giderken ben sürekli hani boş durmadım, bir yerlerde hep çalıştım. Masraflarımı kendim karşılamaya çalıştım. Sağ olsun ailem de eğitim sürecinde her zaman yanımda olmaya çalıştılar. Yani biraz kısıtlı imkanlarda okuduk. Tarih öğretmenliği, tarih bölümü bitirdik, sonrasında formasyon aldık. Okulu bitirdikten sonra bir yıl 4 Divan Çok Programlı Lisesi'nde tarih öğretmenliği yaptım. Derslere girdim ücretli olarak. Sonrasında Ankara'da 2-3 yıl özel bir okulda görev yaptım. Sonrasında işte bu süreçte sürekli KPSS'ye hazırlandık. Olmadı, nasip olmadı. Polisliği denedik, onda yine aynı şekilde. Yani devlet dairesine yerleşemedik herhangi bir. Sonrasında kasaplık yapmaya başladım. Bayağı bir Bolu merkezde kasaplık yaptık. 4 yıl kadar. Ondan sonrasında da bu aynı zamanda 2018'de evlendikten sonra belli bir bütçeyle elektrikli ve benzinli motor bisiklet alıp satmaya başladık. Sonrasında bir yere tamire giderken orada işte bir arkadaş akü satıyormuş. İşte aldık satamadık dedi. Ben de dedim ki biz işte satalım bunları. Sonra orada onları satmaya başladım yavaş yavaş. Ve sonrasında belli bir piyasa oluşturduk. Şu anda Bolu merkezde hizmet veriyoruz. Şu anda 4'tü, bir tanesini orayla olmadı. Şu anda 3. Ama bir yeni sanayiye nasip olursa, küçük sanayiye bir yer açma düşüncemiz var. Yerimizi oradan bir yer ayarladık. Müşterilerle konuşurken bazen muhabbete giriyoruz. Diyor ki, biz öğretmeniz atanamadık. Mesela bizle dertleniyorlar, sağ olsunlar. Ve sonra diyorlar ki ya işte bir öğretmen kardeşimiz var, gerçekten güzel bir hizmet sunuyor, fırsatçılık yapmıyor, yardımcı oluyor diye. Onlar da tanıdıklarına bizi öneriyorlar ve bir kişi 1000 kişi ben de getiriyor. Mesela şu anda ben öncesinde hep Facebook ve internet sitelerinden müşteriyi buluyorduk. Şu anda mesela benim oralara bakacak fırsatım olmuyor burada akü dağıtmaktan. Yani karamsarlık illaki oldu. Şöyle yani kesinlikle oluyor. Mesela ben okuyup atanamadıktan sonra yani dua ediyordum, Allah'ım bana bir yol göster. Hani asgari ücretle çalıştım, hiçbir şey yapamadım. Ya düğünde masraflarımıza kadar mesela ailem zar zor karşıladı. O zaman durumları yani ailemin de durumu çok iyi değildi. Ama zamanla her şey oluyor. Yani çalışmak lazım da mesela ben 3-4 yıl boyunca sabah çıkıp gece yarısına kadar eşim olsun gerek çocuğum olsun. Mesela çocuğum var 5 yaşında. Ya baba sen ne zaman bizimle kalacaksın diye ben çok sorularını duydum. Ama yani pes etmedim. Gerçekten müşteri memnuniyetiyle ve bu algın desteğini alarak şu anda mesela benim telefon rehberimde 5500 kişi kayıtlı. Bu noktaya geleceğini düşünüyor musun? Düşünmüyordum. Yani ilk başta insan hani no, biz kısıtlı bir sermayeyle başladığımız için düşünmüyordum. Yani iş kötü gitse hani yerinde düzeltecek bir büyük bir güç yoktu. Yani çok mesela o zaman için 2017'nin sonu 2018 çok düşük bir sermayeyle başladık. Yani kötü gidişat olduğunda tekrar hemen bunu düzeltecek bir sermayemiz yoktu yani. Ama Allah'a şükür hep güzel gitti, düzgün gitti. Biz de iyi değerlendirmeye çalıştık. Şunu söylemek istiyorum. Mesela okumuş, atanamamış. Yani kesinlikle sadece devlete bel bağlamaya, illa devlette bir şeyler yapmaya çalışmasınlar. Yani annesinin babasının elinden para beklemeye çalışmasınlar. Mücadele etsinler. Yani yeni iş fikirleri arasınlar. Yani ben o şekilde yaptım ve tuttu. Mesela ben bu işlere başladığımda ben kasaplık yaparken bana diyorlardı ya sen öğretmen oldun kasaplık yapıyorsun. İşte akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışıyorsun. Ya ben ne yapayım yani? Sonuçta babamın benle beraber 4 tane daha çocuğu var. Şimdi hepsine aynı imkanı sunma gibi bir şartı imkanı kendisinin yok. Hani biz de o şekilde Allah razı olsun büyüklerimizin de desteği oldu. Yani bu şekilde geldik. Ben diyorum ki yani atanamayan arkadaşlara
bir yerlerden başlanmalı diye düşünüyorum. Yani en azından tekrar devlete girmek, KPSS'ye çalışmak gibi bir fikirleri varsa aynı zamanda yani yeni bir şeyler yapmaya kendileri de çalışsınlar. Hani ilerleyen dönemde devlet olmasa bile ortada kalınmasın. Şimdi yeni müşteriye yeni akü verdiğimizde eskisini söküyoruz. Bunları da içinde kurşun olduğu için geri dönüşüme gönderiyoruz. Bunları da fabrikadan bizim aldığımız akülerden tekrardan hesabımızdan düşülüyor.